Eko Türk'ten iyi akşamlar. Ben Öykü Cengiz. Sana haber başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Şu gündemi değerlendireceğiz. Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına göz atacağız. Tabii ki yayın konuklarımız da bize eşlik edecek. Bugün ana habere kimler eşlik edecek? Göz atarak başlıyoruz. Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına göz atarak devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimşek Erdoğan'ın orta vadeli programa dair en ufak tereddütü yok açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek yürütülen dezenflasyon süreci gerekse maliye politikalarına tam destek verdiğini belirtirken, bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak tereddüt yok dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in de aralarında olduğu 8 medya temsilcisiyle Ankara'da yeni orta vadeli program konusunda bir araya geldi. Toplantıya Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Bakan Şimşek de Türkiye'nin geçmişte hem hızlı büyüdüğünü hem de enflasyonu düşürdüğünü anımsatırken, her dönemin koşulları farklı olabilir ama biz Türkiye'nin 2024 ikinci yarısından itibaren bu olumlu döngüyü çok güçlü yakalayabileceğine, küresel koşulların da buna elverişli olacağına inanıyoruz değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporunda öngördükleri enflasyon aralığında bir değişiklik olmadığını belirtirken, fiyatlama davranışlarındaki bozulma ve maliyet yönlü baskıların etkisiyle enflasyonun rapor tahmin aralığının üst bandı olan %62'nin üstünde seyretme ihtimalinin arttığını, orta vadeli programda da 2023 yıl sonu TÜFE tahmininin %65 olarak yer aldığını belirtti. Toplantıda Erkan'a özellikle faiz konusunda bir dizi soru yöneltildi. Denge reel faizin nereye oturacağının zaman içerisinde görüleceğini anlatan Erkan, şu noktada faiz rakamları ortaya atmak doğru olmaz. Hep birlikte gözlemleyerek bakmak elzemdir dedi. Erkan'ın bir diğer mesajı ise dezenflasyon birinci önceliğimizdir. TL'nin dönüşünü sakin, kademeli bir şekilde yapacağız. TL enstrümanlarını tasarruf aracı olarak belirlemek ona sahip çıkmaktır oldu. Ve kur korumalı mevduatlarda düşüş süreci ikinci haftasında. Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta yine geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre
Kur korumalı mevduat büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL, düşüşte 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta ile birlikte 2 haftada KKM'de 60 milyar TL'ye varan düşüş yaşandı. Kur korumalı mevduatta düşüş sürerken yetkililerin kur korumalı mevduattan çıkışa işaret eden açıklamaları devam etti. Bu konuda son açıklama orta vadeli program sunumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kur korumalı mevduat sisteminin görevini yerine getirdiğine ve kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağladığına dikkati çeken Erdoğan şu değerlendirmede bulundu. Kur korumalı mevduatlarımızın kur istikrarının pekiştiği bir zeminde Türk lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız. Merkez Bankamız yeni şartlara göre güncelleyeceğimiz yatırım taahhütlü avans kredisiyle para politikasının gerektirdiği duruşundan taviz vermeden yatırımlarımızı destekleyecektir. Program döneminde uzun süredir üzerinde çalıştığımız İstanbul Finans Merkezi projemiz de meyvelerini vermeye başlayacaktır. Finans ve finansla ilgili danışmanlık hizmetlerimiz de hizmet ihracatımızı artıracak ve ülkemize döviz girdisi sağlayacağız açıklamalarında bulundu. Ve yabancılar 2,5 senenin en büyük tahvil alımını gerçekleştirdi. Bu haberin ayrıntısı ise şöyle değerli izleyiciler, yabancı 1 Eylül haftasında hem hisse hem de tahvil tarafında güçlü alım gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini yayınladı. Buna göre yabancı yatırımcı 1 Eylül haftasında 253,9 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Aynı dönemde tahvil tarafında ise 375 milyon dolarlık alım gerçekleştiği gözlendi. Bu rakam 2,5 senenin en büyük tahvil alımı olarak kaydedildi. Yabancılar daha önce 19 Mart 2021 haftasında 460 milyon dolarlık tahvil satın almıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt dışı yerleşik kişiler geçtiğimiz 3 haftayı 517 milyon dolarlık hisse satışıyla tamamlamıştı. Ve Dünya Bankası'ndan Türkiye gelecek 3 yılda 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye ekonomisine ilişkin Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı ve yeni operasyonlar için bir paket haberi verdi. Lopez, ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız mesajı verdi. Ayrıca devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak 3 yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerinin altını çizdi. Konuşmasında bu miktarın hükümete doğrudan kredi verilmesini ve özel sektöre destek verilmesini kapsayacağı detayına da yer verildi. Direktör, Türk özel sektörüne yönelik destek doğrudan yatırım, garantiler ve yaklaşık 5 milyar dolar ticari finansmanın harekete geçirilmesi yoluyla bunun 3'te 2'si kadar olabilir açıklamasında bulundu. Dolayısıyla banka grubu icra direktörlerinin farklı operasyonları onaylamasına bağlı olarak tüm finansman araçları dikkate alındığında bu yaklaşık 35 milyar dolarlık geçici bir toplam mali paket anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımlarına değinen Lopez, uygulanan para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inandığını belirtti. Ve İngiltere'de konut fiyatlarında 14 yılın en sert düşüşü yaşandı. Konut Kredi Finansman Kuruluşu Halifax'tan yapılan açıklamada ülkede konut fiyatlarının Ağustos'ta yıllık bazda %4,6 geriledi. Bunun 2009'dan bu yana yıllık bazda en sert düşüş olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Açıklamada ülkede ortalama bir konut fiyatının Ağustos ayı itibariyle yıllık bazda 14 bin sterlin azalarak 279 bin 569 sterline gerilediği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnard, konut kredi faizlerinin Haziran ve Temmuz aylarındaki hızlı artışı düşünülünce bu durum şaşırtıcı sayılmamalı ifadesini kullandı.
Ve değerli izleyiciler, Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST yüz endeksi günü %1,91 değer kazancıyla 8.337 puandan tamamladı. BIST 50, 7.305, BIST 30 endeksi 8.835 puandan günü tamamlamış oldu. Evet değerli izleyiciler, ana habere devam ediyoruz. Promotürk Derneği Başkanı Mehmet Yüce Türk yayınımıza eşlik edecek. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi Promotürk Derneği'ne geçmeden önce biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğiz. Neler yapıyorsunuz, ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz, derneğe ne zaman başkan oldunuz? Evet, ben Mehmet Yüce Türk. 2 sene önce derneğe başkan olarak seçildim. Derneğimiz de Türkiye'de 81 il, 7 bölge ve 520'den fazla üyesi olan, promosyon sektörünü tamamını kapsayan bir sivil toplum kuruluşudur. Ben de 20 yıllık aktif ticaret hayatımdan sonra topluma daha faydalı bir şeyler verebilmek adına sivil toplum kuruluşlarında yer almaya başladım. Bugünkü koşullarda da Promotürk Derneği'nde topluma hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki, şimdi biraz Promotürk Derneği'nden bahsedelim o zaman. Tabii bir fuar olacak yakın zamanda, fuarı detaylıca konuşacağız ama öncesinde dernek olarak ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Biraz dernekten bahseder misiniz bize? Ne zamandan beri faaliyette dernek? Derneğimiz 28 yıllık bir dernek. Dediğim gibi 520'den fazla üyesi olan, Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde aktif yapılanması mevcut üyeler olan, bütün promosyon sektörünü kapsayan bir sivil toplum kuruluşu. Biz bu süreçte topluma bir şeyler katabilmek adına öncelikle Promotürk Akademi ile KOBİ'lerimize, üyelerimize önce eğitimler veriyoruz. Daha sonra B2B görüşmeler sağlayarak ihracatımızı arttıracak organizasyonlar içerisinde yer alıyoruz. Yine kendi fuar şirketimizi kurarak bu yıl 35.sini düzenlediğimiz promosyon show fuarını düzenliyoruz. Bununla beraber üniversitelerle işbirliği organize ederek endüstriyel tasarım yarışması düzenliyoruz. Üniversitelerin tasarım bölümlerindeki öğrencileriyle beraber. Bunun yanında kendi çıkarmış olduğumuz dergilerimiz ve bunlarla Türkiye'nin en büyük ilk bir firmasını satın almacılarına göndermiş olduğumuz hem pazarlamayla ilgili hem de kendi sektörümüzle ilgili haberlerin yer almış olduğu dergimizle bütün toplumdaki promosyon sektörüyle ilgilenen insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi önemli bir fuar var ama fuara geçmeden önce Türkiye'nin jeopolitik konumu ve ekonomik avantajlarıyla birlikte biraz promosyon ürünleri ve kurumsal tanıtım ürünlerinden bahsedelim dilerseniz. Önce iç pazarı konuşalım. Ürünler iç pazarda nasıl rağbet görüyor? Anlatır mısınız bize? İç pazarın dinamiklerine dair neler söylenebilir? Promosyon sektörü özellikle pazarlamadaki 4P kuralından bir tanesidir. Firmalar kendilerini markalarını konumlandırmak istediklerinde promosyon ürünlerini tercih etmek zorundalar. Bu 5 kişinin çalıştığı bir restoran da olabilir, Türkiye'nin en büyük holdingleri de olabilir. Bu açıdan baktığımızda promosyon sektörü Türkiye'deki bütün firmalar için erzem olan bir sektör. Bu sektörde de promosyon sektörünün çalışanları 1 milyona yakın istihdam, 100 binden fazla işletme, Türkiye içerisindeki hacmi de 100 milyar TL'nin üzerinde bir yer kaplıyor promosyon sektörü. Peki dış pazarla ilgili neler söylersiniz? Hangi ülkelerde promosyon ürünleri pazarı daha geniş bir alana yayılıyor? Ülkemizde ve dünyada promosyon ürünleri çeşitliliğinden bahsedecek olsak neler söylenir mesela? Şöyle söyleyelim, promosyon sektörü özellikle pandemiden sonra Çin'deki tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber Türkiye'ye çok fazla Avrupa ülkelerine özellikle rağbet olmaya başladı. Bu konuda hem ihracatımızı arttırdığımız, hem imalat ve pazarlama faktörlerini geliştirdiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Özellikle kendi üretim gücünde olan seramik, tekstil, plastik, metal, cam gibi ürünlerde Avrupa'ya çok ciddi promosyon sektörüyle ilgili ihracatlarımız var. Özellikle 2023 yılı içerisindeki hedefimiz 3 milyar dolar. 2024 hedefimiz 4 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu konuda hem Promotürk olarak üyelerimizi ihracatını geliştirecek çalışmalar yapıyoruz. Hem de üyelerimizin kendi üretimlerini arttıracak, ihracatını geliştirecek birçok yatırımın içerisinde yer alıyorlar.
Bu konuda baktığımızda hem Türkiye'nin içindeki harcama limitleri hem de ihracatta yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda önümüzdeki dönemlerde promosyon sektörünün önünün çok açık olduğunu görebiliriz. Şimdi tabii sektörünüz birçok sektörle bağlantılı. Enflasyon ve yüksek döviz kurundan dolayı nasıl etkileniyor mesela sektörünüz? Bu bağlamda maliyet anlamında ve cirosal anlamda nasıl etkiler oluyor? Evet, enflasyonist dönemde ticari olarak cirolarda bir problem yok. Her sene artışlar kendi içerisinde devam ediyor. Adet bazında çok ufak düşmeler olsa da 2023 yılında bu adetler de kendini toparlayacaktır. İhracat açısından baktığımızda da bugünün kur politikasıyla beraber ihracatımızda çok ciddi artışlar bekliyoruz. 2023 ve sonrası için geçmiş dönemdeki kur politikaları biraz ihracatımızı yavaşlatmış olsa da bugünün şartlarından itibaren özellikle ihracat kanadında hem adet bazında hem ihracat bazında ciddi artışlar olacağına inanıyoruz. Evet, peki şimdi fuarı konuşalım biraz da. Orta Doğu ve Balkanların en büyük kurumsal tanıtım ürünleri fuarından olan Promosyon Show fuarı 27 Eylül-30 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açacak ve evet, 35.'si evet, düzenleniyor değil mi bu fuarın? Biraz önemini bahseder misiniz Promosyon Fuarı'nın? Tabii, Promosyon Show Fuarı Türkiye'de promosyon sektörünü temsil eden tek ve en büyük promosyon fuarı. Orta Doğu ve Balkanlar içerisindeki en büyük promosyon fuarı. 200'ün üzerinde marka, 500'e yakın, 200 firmanın, 500'e yakın da markanın yer aldığı ve bu yıl 35.'sini düzenlediğimiz, Türkiye'de geçmişte fuar tarihine doğru baktığımızda bu 35. düzenlenen fuar sayısının çok olmadığını görebiliriz. Bu konuda promosyon sektörünün, Promosyon Show Fuarı'nın ve Promotürk Derneği'nin aktifliğini ve büyüklüğünü de görebiliriz aslında. Burada her yıl bizim ciddi Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika bölgesinde ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gelen birçok kurumsal firmaların alıcıları ve tedarikçilerini ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Özellikle bu sene pazarlamada birebir derneğimizin ve derneğimizin kendisinin kurmuş olduğu fuarcılık şirketiyle pazarlamasına birebir yakından ilgilendik ve şu anda 40'ın üzerinde farklı ülkede alıcı heyetleri fuarımıza ziyarete gelecekler. Bu konuda hem ihracatımızın arttırmasında hem firmalarımızın ve üyelerimizin kendisini geliştirmesi açısından çok kıymetli görüyoruz fuarımızı. 40 ülkeden dediniz. Hangi ülkelerden yoğun katılım bekliyorsunuz? Evet, özellikle ilk aklıma gelenlerden saymak gerekirse Azerbaycan'dan, Cezayir'den, Irak'tan, Almanya'dan, Fransa'dan, yine İngiltere'den, Kazakistan'dan, Güney Afrika'dan ve diğer ülkelerden, bu bölge coğrafyasına yakın ülkelerinden gelecek çok alıcı heyetler var. Bu konuda da tabii bizim firmalarımızın da yapması gereken bu fuar için gerekli hazırlıkları yapıp doğru stratejilerle ürünlerini sunmaları. Bu konuda da biz kendi üyelerimize ve fuara katılacak firmalara nasıl çalışma yapması gerektiği konusunda gerekli desteği, gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Peki Türkiye'nin promosyon sektöründeki cazibesinden bahseder misiniz biraz da? Tabii, promosyon sektöründe önemli olan en önemli etkenlerden bir tanesi yenilikçilik ve üretimdeki hız. Bu konuda Türkiye hem üretimle ilgili hem de yeni yapmış olduğu inovatif çalışmalarla çok kıymetli bir yere sahip. Özellikle Avrupa ülkesine hızlı teslimat konusunda ülkemiz ve ülkemizdeki KOBİ'lerin bu konuda başarılı olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili en önemli çalışmalardan bir tanesi de fuarımızla entegre aynı tarihlerde hareket edecek olan Endüstriyel Tasarım Yarışması'nı düzenliyoruz. Bu konuda da Mimar Sinan, İTÜ, ODTÜ gibi birçok üniversitenin tasarım bölümlerindeki öğrencilerle beraber para hediye ödülü olan birinci ve ikinci, üçüncülere gerekli ödüllerin sağlanacağı ve Türkiye'deki bütün üniversitelere açık olan bir organizasyon. Buradaki endüstriyel tasarımın hem sektörümüze katkı sağlayacağını hem de kendi içerisinde bir dinamizm oluşturacağına inanıyoruz. Bu nedenden dolayı bizim promosyon sektörü olarak yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde Avrupa'ya ve diğer ülkelere hem hız hem de üretim yetenekleri açısından
çok daha iyi bir yerlerde olduğumuzu görüyoruz. Peki ne tarz ürünler sergilenecek fuarda? Evet, teknolojik ürünler, powerbank, USB, hoparlörden tutalım da seramik ürünlerden bardağına, tabağına, farklı ürün gruplarına, yine plaketlerden madalyalara, plastik ürün gruplarından tekstil ürün gruplarına, tişört, çakmak, yine kırtasiye, matbaa ürünlerinden tutalım da metalle ilgili yapılan kutulara kadar birçok farklı ürün burada sergilenecek. Çünkü promosyon sektörünün kapsamı çok geniş. Üzerine markalama yapabildiğimiz bütün ürünler aslında bizim ürünlerimiz dahiline giriyor. Bu konuda da yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda şu an yeni bir envanter çalışması yapıyoruz. Hem Türkiye'deki üretilen promosyon ürünlerinin kalitesini arttıracak çalışmalar nezdinde hem de Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu ürün gruplarını belirlemekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi promosyon sektörünün hacmi çok geniş olduğu için de burada özellikle Türkiye'nin üretiminde çok güçlü olduğu ürünleri sayabiliriz. Üniversitelerle yapılan işbirlikleri için neler söylenebilir? Evet, promosyon şov fuarı 27-30 Eylül tarihlerinde. Bu dönemlerde de üniversitelerin açılmış olduğu dönemler. Az önce de ısrarla üzerinde belirttiğim endüstriyel tasarım yarışması bizim için çok kıymetli. Üzerinde durduğumuz bir konu. Bu yıl daha önce derneğimizin içerisinde daha önceki dönemlerde yapılmış ama biz onu kendi açımızdan resetleyerek bugün birincisi olarak lanse ediyoruz ve bunu kendi içerisinde standartizasyona getireceğiz. Burada öğrencilerin ve sanayi işbirliği, üniversite ve sanayi işbirliğinin temelini oluşturacak, öğrencilerin tasarım gücüne destekte bulunacak, onları iş hayatıyla entegre edecek bir çalışma olarak görüyoruz. Bu konuda da üniversitelerde aynı zamanda vereceğimiz eğitimlerle Türkiye ve promosyon sektörü içerisindeki istihdam eksikliğini de bir nebze olsun gidermek amacındayız. Peki PromoTürk Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'yi 27-30 Eylül tarihlerindeki promosyon şov fuarını ziyaret etmeye bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hoşçakalın. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yayınımıza Züccar Züccaciyeler Derneği Başkanı Mesut Öksüz eşlik edecek. Ama öncesinde kısa bir ara, sonra ana haber devam edecek. Aranın ardından ana haber devam ediyor değerli izleyiciler. Züccar Züccaciyeler Derneği Başkanı Mesut Öksüz yayınımıza eşlik edecek. Mesut Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Ülkenim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bilindiği üzere züccaciye sektörü hem dünyada hem Türkiye'de çok ciddi bir pazar ve cirosal anlamda da ihracata katkısının büyük olduğu bir sektör ve bunu söylemek mümkün. Hem fuarlar düzenleniyor hem de pazarın dinamiğini canlı tutmaya çalışmak için yeni Ar-Ge'ler de gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Öncelikle biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğiz. Sonrasında züccaciye pazarına değineceğiz. Önümüzdeki günlerde bir fuar var, ayrıntılarıyla konuşacağız. Evet, Züccaciyeciler Derneği hedefimiz tabii ki Türkiye'deki üreticilerimizin dünya rekabetindeki gücünü artırmak, onların isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde destek olmak, sorunlarını bulmak ve bu sorunları yetkili mercilere ileterek dünyadaki rekabet gücümüzü artırmak için uğraşıyoruz. Bunun yanında Züccaciyeciler Dernek olarak da gerçekten hem fuarlar düzenliyoruz, hem yurt içinde hem yurt dışında Ur-Ge'ler düzenleyerek, yurt içinde de ticari heyetler, hem yurt içinde yurt dışına ticari heyetler, doğru bölgeleri bulup doğru bölgede ticari heyetler düzenleyerek de bu rekabet gücümüze katkı sağlamaya çalışıyoruz. Peki züccaciyede iç pazar ve dış pazarı tabii ele alacağız, ayrıntılarıyla konuşacağız ama önce iç pazarda nasıl bir hareket var? Sektörde, maliyetlerde mevcut durum nedir?
Evet, aslında iç pazar ve dış pazar bu yıl biraz farklı seyretti. Özellikle yılın ilk 5 ayında iç pazarda gerçekten satışlarımız adet bazında %30'un üzerinde büyüdüğünü gördük. Tabii bunda en büyük etken seçimin olması. Seçimden önce de insanların seçimden sonra fiyatların artacağının beklentisi içerisinde olmalarından dolayı mümkün olduğu kadar siparişlerini, ihtiyaçlarını biraz öne çektiklerini gördük. Bunun da rakamlara hem ciro anlamında hem de adet anlamında yansıdığını gördük. Fakat 5. aydan sonra, seçimden sonra satışlarda bu önceki geri fazla olan satışlarımızın nispeten geri gittiğini, şu anda %30'lar bazında düşme olduğunu görüyoruz. Tabii bunda alım gücünün düşmesinin de önemli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. İhracat olarak bakacak olursak da aslında yılın ilk ayında, Ocak ayında nispeten büyüyerek başladık. %2'lik bir büyümeyle başlamıştık ihracatımıza. Bu da bizi biraz heyecanlandırmıştı ama daha sonra özellikle kurun normal olması gerektiğinden bize göre biraz altta olmasından dolayı yani özellikle yurt dışında pek rekabet edemediğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla ihracatta nispeten bir daralma yaşadık ilk yarı yılda. Rakam olarak bakacak olursak da yani yılın ilk çeyreğinde bir öncekinin aynı dönemine göre %4.8'lik bir daralma yaşadık ve 1.56 milyar dolar olan ihracatımız bu yıl 1.48 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani yılın ilk 6 ay olarak değerlendirirsek de yılın ilk 3 ayında %4.8'lik daralma yılın 6 ayına bakarsak %3.8'e düştüğünü görüyoruz ve 3.09 milyar dolardan 2.97 milyar dolar yaptık ki bu ilk yarıda yaptığımız dış ticaret fazlasının da 1.74 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi görüyoruz. Ama Mayıs ayında nispeten diğer aylara göre bir büyüme yakaladık. Haziranda bir miktar tekrar daralma yaşadık. Temmuz ve Ağustos verileriyle beraber tabii ki amacımız bu yılı en kötü 2022 yılında yaptığımız cirolarla beraber bitirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 6.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılda inşallah sene sonu gene hedeflediğimiz, her sene normalde %10 büyüyen bir sektörüz ama bu yıla özel geçtiğimiz yılda önceki yılda aynı rakamları gerçekleştirmiştik. Bu yılda amacımız gene geçtiğimiz yıldaki olduğu gibi 6.1 milyar doları yakalamak veya üstüne çıkmak diyebiliriz. Peki ihracatta hangi ülkeler öne çıkıyor? Onu daha sonra tabii soracağız ama 2023'te züccaciye ihracatına baktığımız zaman şimdi ilk yarıyı böyle nasıl değerlendirirsiniz? Gerçi anlattınız ama biraz daha detaylı konuşacak olursak. İlk yarı için neler söylersiniz ve bu seneyi genel olarak ilk yarı performansına göre nasıl kapatmayı bekliyorsunuz? Yani ilk yarı aslında bizim beklediğimiz bir performans sağlayamadık. Normalde züccaciye sektörü son 10 yıldan beri dünyada sektör olarak her zaman %10 büyüyen bir sektörüz ve son 5 yılda %55 büyümüştük. Bu pandemi yılında bir miktar geriledik ve geçtiğimiz yılı da aynı rakamlarla gerçekleştirdik. Bunlar tabii son 10 yıldan beri bizim pek alışık olmadığımız rakamlar. Biz tekrar gene tabii bunu da biliyorsunuz işte bu yıl deprem oldu, önceki pandemiden sonra çıktık. Döviz kurundaki dalgalanmalar, enerji maliyetleri, biz enerjiye bağlı bir sektörüz. Enerjide yaşanan kriz, enerjiye ulaşamamak, doğalgaz sorunu, elektrik sorunu, bunların fiyatlarının yüksek olması, kurdaki dalgalanmalardan dolayı istediğimiz hedeflere bir türlü ulaşamadığımızı söyleyebilirim. Ama dün de açıklandığı gibi artık hedefler, daha doğru hedefler ve doğru çalışılarak hesaplanan hedefler ve bunlar uygulanabildiği takdirde biz üreticiler olarak, sanayiciler olarak züccaciye sektörü hak ettiği o %10'luk büyümeyi yakalayacağına inanıyoruz. Dünyada şu an züccaciye sektöründe en toplam yaklaşık 298-299 milyar dolarlık bir ciro hacmi var. Biz gerçekleştirdiğimiz 6.1 milyar dolarla 2.1 civarında dünya züccaciye liginden pay alıyoruz. En fazla ihracat yapan ülke sıralamasında 9. sıradayız. Aslında geçtiğimiz yıl 8.ydik ama araya şu an Hong Kong'un girdiğini görüyoruz. Ondan sonra 9. olduk. Ama Hong Kong'un ben doğru bir satış ülke olarak görmüyorum açıkçası. Zaten ithalatta 8.2 milyar dolar,
Bu da özellikle Çin, Tayland, Vietnam gibi çevre ülkelerden bir yerde satış temsilciliği yapıyor gibi olduğu için bir yukarı çıktı. Çin'deki bir takım durumlardan dolayı normalde 9. sıradayız. Bizim burada hedefimiz ilk 5 yıl içerisinde olmak. Dünyada en fazla ihracatı tek başına Çin yapıyor. 152 milyar dolar yani %52 payı tek başına Çin alıyor. Ondan sonra işte Almanya, Fransa şeklinde devam ediyor. Biz en fazla ithalat yapan ülkeler sıralamasında da 30. sıradayız. Yani dış ticaret fazlası veren, ihracatı ithalattan daha yüksek olan ve geçtiğimizde de 4.8 milyar dolar gibi önemli bir dış ticaret fazlası veren sektörüz. Normal ekonomi dinamikleri yerine oturduğunda, şu an biliyorsunuz krediye ulaşmak zor. Eskiden bir ham madde problemimiz, enerji maliyet problemimiz vardı. Şu an normal krediye ulaşmanın zor olduğu bir dönemden ulaşıldığında da gerçekten maliyetinin çok yüksek olduğunu da görüyoruz. Burada hedeflenen rakamlara ulaşıldığı takdirde biz gene züccaciye sektörü %10'luk her yıl büyüme hedefini tutturup ülke ekonomisine verdiği dış ticaret fazlasını önemli bir noktaya getireceğine de inanıyorum. Tabii bunlar için biraz fuarlardan bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Fuarı ayrıntılarıyla soracağım. Sadece hemen Çin'den bahsetmişken Çin'deki imalat aktivitesinin daralması hatta Almanya'da da resesyon etkileri Türkiye için bir fırsat yarattı mı? Çin'de aslında dediğiniz dönem pandemi döneminde vardı. Burada en büyük etkilerden bir tanesi hem onların maliyetinin yüksek olması hem de lojistik avantajları. Çin'den buraya gelen ürün maliyetlerinin, Avrupa'ya gidiş maliyetlerinin çok yüksek olması Türkiye için çok büyük bir fırsat olarak olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an Çin tekrar artık fuarlarını yapmaya başladı ve Avrupa'ya tekrar kapılarını açtığını görüyoruz. Dolayısıyla şu an Çin'le ilgili kısımda 2-3 yıllık süren avantajın kaybolduğunu söyleyebilirim. Avrupa'ya olan resesyondan da bizim ihracatımızın %58'ini yakını biz Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Avrupa'daki her türlü resesyon ihtimali bizim hedeflediğimiz cirolara ulaşmada, bizim hedeflediğimiz rakamlara ulaşmada bizi şu an yormaya başladı. Özellikle doların da birkaç yıldan beri istenilen rakamlarda olmaması özellikle ihracatçıyı Çin'le rekabet etmekte biraz zorlar duruma geldiğini söyleyebilirim. Şu an kısa kısa toparlanmaya başladı ama hala hedeflediğimiz hedef olan rakamlara gelmediğini düşünüyorum. Bu da bizim rekabette bir miktar da olsa bizi biraz zorluyor şu an. Peki o zaman fuarı konuşalım. Şimdi Züccaciyeler Derneği'nin de desteğiyle düzenlenen sektörünün dünyadaki 3. Avrupa'nın 2. büyük fuarı değil mi? Zücex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 14 Eylül Perşembe günü 33. kez TÜYAP'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Anlatır mısınız bize fuarın önemini o zaman? Tabii ki öncelikle bize bu fuarımız hakkında bilgi verme imkanı sağladığınız için tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde açıklanan işte istihdama, hedeflediğimiz milli gelire ve ihracat rakamlarına ulaşmada gerçekten bu fuarların artı bizlerin gibi birçok STK kurumunun yaptığı, yurt içi ve yurt dışında yaptığı ticaret heyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bizim 33. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarımız. Sizin de söylediğiniz gibi 14 Eylül'de TÜYAP'ta gerçekleştiriyoruz. Alanında, bölgesinde lider, dünyada da 3'te, Avrupa'da da 2. fuar olarak gösteriliyor fuarımız. Zücek fuarımızda yurt içi ve yurt dışından 1200'den fazla katılımcıyla 14 salon, ki bu 1200 katılımcı gerçekten çok iddialı bir rakam, çok önemli bir sayı olduğunu söyleyebilirim. 14 salonda yapıyoruz. 100 bin metrekare alanda, hatta fuar merkezimizin açık bölümleri, bahçe kısımlarını bile doldurduk. Çoğunluğu satın almacı 45 bin profesyonelin, ki bunun da 10 bine yakınının yurt dışı satın almacısının ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımızda ödüllü ve yeni lansman ürünlerini sergiliyoruz. E-ticaret, e-ihracat üzerine özel toplantılar ile tasarımları, tasarım odaklı sunumları da gerçekleştiriyoruz. Bu fuarda sektörü ne tür firmalar var derseniz de sofra mutfak eşyaları grupları var, pişirme ekipmanları var, plastik ev eşyaları, bahçe aksesuarları var, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri gibi bölümlerden oluşuyor fuarımızda. Bunun yanında birazcık da özür dilerim, buyurun. Lütfen buyurun, siz cümlenizi bitirin, ben soracağım sorumu.
Bunun yanında da aslında yurt içi ve yurt dışında yaptığımız ticari heyetlerini de bahsetmiştim. Biz her yıl Antalya'da iki defa zirve gerçekleştiriyoruz. Bunun için de dünyanın her tarafından nitelikli satın almacıları tek tek bulup burada Türkiye'de 100'e yakın üreticimizle yaklaşık 2 gün boyunca 5000'in üzerinde B2B görüşmesi sağladığımız organizasyonlar yapıyoruz. Burada hedef pazarları da belirleyip o hedef pazarlara da bu heyetlerimizi 15'erli, 25'erli gruplarla da heyetler de düzenliyoruz. İşte geçtiğimiz yıl Kenya'ya düzenledik, Rusya'ya düzenledik, bu yıl İsrail'e düzenledik. İngiltere, şu an ihracat yaptığımız birinci sırada İngiltere var. İngiltere'ye ticari heyet düzenledik. Özellikle son dönemde Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin de düzelmesi, Suudi Arabistan pazarı da bizler için önemli bir hale getirdi. Suudi Arabistan'a bir ticaret heyet düzenleyeceğiz. Kasım ayında gene Antalya'da 75 tane üyemizle bu gene dünyadaki bu nitelikli satın almacıları getirip bu B2B organizasyonlarımıza da devam ediyoruz. Bunların da ülke ihracatında çok önemli rol olduğunu görüyoruz. Öyle ki normalde yılda bir kere yapıyorduk. Ama gelen talep üzerine artık Antalya zirvelerimizi yılda ikiye çıkartmış olmamız da zaten buradaki gelen başarıyı da gösteriyor Öykü Hanım. Peki 14 Eylül'de açılacak olan fuara kaç ülkeden katılım bekliyorsunuz? Yaklaşık 122 ülkeden şu an kayıt aldık diyebilirim. 120 ülkeden katılımcı firma var. Zaten dünyada züccaciye sektörü 220 ülkeyle zaten rakam oluyor. Aslında en büyük kısmı da tabii ilk 20 ülke sağlıyor. Biz burada 122 ülke ki bu da önemli bir ülke sayısı olduğunu söylemek gerekir. Mısırlı satın almacılara yoğunlaşılacağı bilgisi var basın bülteninizde. Biraz anlatır mısınız? Aslında burada şunu da söylemek lazım. Biz burada Çin ve Mısır pavilyonu da açıyoruz. Yani aslında Çin bizim rakip ülkemiz, Mısır da gene rakip ülke. Neden bu ülkelere burada pavilyonda yer veriyoruz diye eleştiriler de oldu. Ama burada şunu söylemek lazım. Biz ürün kalitemize, ürünümüze, dünyadaki durumumuza gerçekten çok güveniyoruz. Fuarımızı da uluslararası bir boyuta taşımayı ve bunu daha yerini sağlamlaştırmak istiyorsak dünyadaki her ülkeden korkmadan burada fuar yapmayı becermek zorundayız. Biz nasıl yurt dışında Almanya'daki fuarlara gidip katılıyorsak, İtalya'ya gidiyorsak, Fransa'ya gidiyorsak ve o fuarlarda iş yapmayı başarabiliyorsak, burada da bizim ülkemize de diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere de, katılımcılara da imkan vermek gerektiğini düşünüyorum. Hem onların ürünlerini de görme şansımız da oluyor. Hem de dünyaya da bir bakıma gözdağı veriyoruz diye söyleyebilirim. Mısır son dönemde gene ilişkilerimizin iyi olduğu, birçok firmamızın da Mısır'da satın aldığı firmalar var. Oradan da ihracat yapan firmalarımız var. Mısır satışlarımız zaten normalde önemli bir paya sahipti. Şu an içinde o yüzden Mısır'la ilgili de birazcık daha özel çalıştık diyebilirim. Mısır bizim de hedef ülkelerimizin arasında yer alıyor. Mısır'a 2022 yılında yaklaşık 200 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişiz değil mi? Mısır en çok ihracat yaptığımız 10. Ülke konumundaymış. Peki 2023 için nasıl bir hedefiniz var? Mısır aslında daha 3-5 sene öncesine bakarsanız ihracatta daha yukarılarda olan bir ülkeydi. Yani İran gibi. İran'da şu an biliyorsunuz pek satışlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Mısır'ın aslında 200 milyon dolar ihracat rakamı olarak çok iddialı bir rakam değil. Ama özellikle ilişkimizin düzelmesiyle beraber inanıyorum ki bu yıldan itibaren Mısır'da bizim o İlk 10 içerisinde olan Mısır'ın daha da yukarılara çıkacağını, rakamsal olarak aslında amacımız tabii onu yukarı çıkarıp diğerlerini düşürmek değil, tüm ülkelere ihracat kalemlerimizi artırarak komple bir büyümeyi yakalamayı hedeflememiz lazım. Ama Mısır'a normal yapımızın çok altında bir ihracat gerçekleştiriyorduk. Dolayısıyla bu andan sonra özellikle bu yılda onu gösterdik 200 milyon dolarla. Gene hedeflediğimiz rakam milyar doların üzerinde ciroyu milyar dolarlara yaklaşabileceğimiz bir ciroyu Mısır'la yapacağımızı düşünüyorum. Peki Amerika'da pazar payımız nasıl? Evet, dünyada en fazla ihracat, ithalat yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dünya ithalatının %25.7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Ama
bizim ABD içerisinde aldığımız pay ise onların toplam ithalatı içerisinde binde üçler, binde dörtler seviyesinde. Gene bunun yanında Kanada dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler sırasında 5. sırada, Japonya 7. sırada. Bizim ABD gibi Kanada'ya da Japonya'ya da gene ihracat hedeflerimiz arasındaki ülkeler, onların toplam ithalatları içerisinde çok komik diyeceğimiz binde beşler, on binde üçler, dörtler seviyesinde ihracatımız var. Bunu da her şeyde platformda anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkelerin ihtiyaçlarını doğru belirlememiz, onların tabaklarına, kaşıklarına, çatallarına uygun ürün gruplarını geliştirmemiz ve bu pazarda büyümemiz bizim gerçekten ihracat hedeflerinde daha istediğimiz noktalara gelmemizde önemli bir etki sağlayacaktır. Amerika da bunların başında geliyor. Epey de Amerika ile artık yaptığımız urgelerle olsun, heyetlerle olsun ilişkilerimizi daha da toparlamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bir lojistik sıkıntıları yaşıyoruz maalesef ABD ile. Ama onları da artık dersimizi iyi çalıştık. Her geçen yıl daha da geliştirerek dünya ithalat, onların toplam ithalatında da önemli bir noktaya gelebileceğimiz bir pazar olarak görüyoruz. Amerika'yı da, Kanada'yı da, Japonya'yı da özel çalışıyoruz. İnşallah, çünkü bunlar dünyada en fazla ithalat yapan ilk 10 içerisindeki önemli ülkeler ve önemli ihracat rakamları var. Dolayısıyla biz bunları iyi hedefler, iyi çalışırsak da hak ettiğimiz seviyelere ulaştığımızda ülke ekonomisine verdiğimiz dış ticaret fazlasının çok daha üstüne çıkacağımızı söyleyebilirim. Peki Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler hangileri? En fazla ihracatı İngiltere'ye gerçekleştiriyoruz. Daha sonra sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa şeklinde devam ediyor. Bizim için en önemli ülkelerin başında İngiltere ve Almanya. Zaten ilk 4 saydığım ülke toplam bizim ihracatımızın %27'sini sırf bu 4 ülke gerçekleştiriyoruz aslında. O yüzden söylediğim gibi Avrupa Birliği bizim ihracatımızda önemli bir yer tutuyor. Peki biraz ihracat anlamında ürün çeşitliliğine bakalım isterseniz. Ürün çeşitliliğinin önemine de az önce yorumlarken dikkat çektiniz. Hangi ülke nasıl ürün yelpazesini tercih ediyor? Aslında ürün grupları Avrupa ile olsun nispeten uyuşuyoruz Avrupa ile. Burada ürün gruplarındaki yani tabak büyüklüğü, tabağın çapı, kaşığın çapının genişliği, çatalın durumu veya onların kendi özel yemek gruplarına ait kaşık çatallar, işte onlar çukur tabağın genişliği, büyüklüğü gibi ebatlar var. Biz tabii satışımızın %60'ını yakını Avrupa Birliği'ne yaptığımız için ve kültürel olarak da tabak boyutları ve bu saydığım gruplar da aşağı yukarı aynı olduğu için çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama Japonya'ya gittiğinizde kasenin çapı küçülüyor, çatalın sayısı artıyor, işte kaşığın büyüklüğü değişiyor gibi detaylar var aslında. Bunları iyi yakalamamız lazım. Bunlara iyi yoğunlaşmamız lazım. Bir de aslında bizim ülke olarak da şunu da söylemek lazım. Dünya ürün gruplarında en fazla ihracat yapılan ürün gruplarının başında küçük elektrikli ev aletleri geliyor. İkinci grupta da hediyelik eşya dediğimiz grup geliyor. Çok önemli bir miktarda, yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık bir hediyelik eşya ürün grubu satışı var. Bizim ürün gruplarımız içerisinde ise ihracat ettiğimiz hediyelik eşya grubu maalesef %4'ler seviyesinde, yani 400 milyon dolarlık bir ihracatımız var ki bu ürün gruplarına da, hediyelik ürün gruplarına da ait yatırımları yapmak, o dünyada çok önemli bir pazar payı olan hediyelik eşya grubumuzu biraz da artırmamız lazım. Demin de söyledim, Amerika Birleşik Devletleri'nde de örneğin tabaklar, servis tabakları çok daha büyük, yemek tabaklarının çukur tabakları çok daha geniş oluyor. Tabii biz Avrupa'ya hitap edince bu ürün gruplarında kalıp maliyetleri olsun yüksek olduğu için pek giremiyoruz. Ama bunlara da artık yavaş yavaş üreticilerimizin öyle ya da böyle oradaki giden tabak boylarını, kaşık boylarını iyi çalışıp bu ürün grupları ile ilgili doğru fiyatlandırarak o pazarda hak ettiğimiz seviyeye gelebiliriz. Bu yüzden bu yatırımları da yavaş yavaş yapmamız lazım. Biz de bunları mümkün olduğu kadar platformda da anlatarak üreticilerimize elimizden geldiği kadar bilgi vermeye, yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki Züccaciyeler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Devam ediyoruz değerli izleyiciler ana habere. Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programın ardından Ankara'da önemli bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin yanı sıra emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alacaklarını vurguladı. Yılmaz, orta vadeli program konusunda mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunu ifade ederek büyümenin kompozisyonunun değiştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım ortamı eylem planına da değindi. Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda meclise sunmayı planlıyoruz diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise orta vadeli program için Cumhurbaşkanı'nın tam desteğini görüyoruz diye konuştu. Büyümede öne çıkan ihracat içinse kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz dedi. Bakan Şimşek, ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını da belirtti. Toplantıya katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024'te dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Erkan, sistemin liraya geçiş hızının kur korumalı mevduattaki düşüş hızını etkilediğini vurguladı. Ana haberi noktalıyoruz değerli izleyiciler. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.